14 numaraya kadar yükseldi aynı listede. Güneş, deniz, kum, Bodrum, Dodo Beach'te beach sezonunu açıyoruz. Neler yaptığın gibi Türkiye'de onları sormayacağım çünkü hemen hemen Türkiye'nin hepsi seni tanıyor. Direkt ben yurt dışı macerandan itibaren başlamak istiyorum. Yurt dışı macerası benim için 2002 yılında başladı. O tarihte yaptığım plaklardan, daha doğrusu ilk plağım yurt dışına büyük başarı kazanınca diğer plak şirketlerinden de teklifler almaya başladım. Birçok DJ parçalarımı çalmaya başladı o dönemde. Zaten arkası çorap söküğü gibi geldi ve bugüne kadar 17 tane plak yaptım yurt dışında. Peki bu yaptıkların arasında liste başarısı gösteren plakların da var. Tabii birçoğu aslında liste başarısı gösterdi ama en dikkat çekici olanları 2003 yılında yaptığım Dreamer isimli parça. Aylin Aslı vokal yapmıştı buna. Bu Amerika Kuzey Amerika dans listesinin 1 numaraya kadar yükseldi. Hemen arkasından yaptığım Cenap EP isimli parçam plan yine 14 numaraya kadar yükseldi aynı listede. Prodüktörlüğün haricinde yurt dışında bir de DJ performans başarılarım var. Nerelerde evet. Çaldın? Tabii plakların başarısıyla beraber yurt dışına performans teklifleri de gelmeye başladı bana. Bunların ilki Fransa. Daha orada festivalde çaldım. Daha sonra Litvanya, Yunanistan, Gürcistan gibi ülkelerde performans gösterdim. Son dönemde de yeni çalışmaların var. Caz Yortaç. Evet. Onun hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Bu plak aslında 2005 yılında yayınlanan benim başka planımın yeni remix versiyonları. Ünlü Amerikalı vokalist Derek Konya'yla çalıştım bu plakta. Kendisi Deep Dish, Deni Teneglia, Chusen Chabellos gibi isimlerle çalışmalar yapmış. Çok ünlü bir vokalist. Plak önceki plağın kazandığı büyük liste başarısı üzerine plak şirketi yine remixleriyle beraber yayınlama kararı aldı. A yüzünde benim remixim var. B yüzünde ise Carlos Favre'ye ait başka bir mix var. Çok yeni yayınlandı. 29 Mayıs tarihinde yayınlandı. Yavaş yavaş satışlardan hareketlenme başladı zaten. Mert, yeni projeler neler? Bugüne kadar kimseye söylemediğim, yani daha doğrusu gizli kalmış, bugün ilk defa açıklayacağım bir projem var. Bu Amerikalı vokalist Janis Lee, Deep Dish'in son albümü George Zone'da vokal yapmıştı. Onunla beraber yaptığımız bir parça, Breakdown'lısı bir parça. Bu parça diğer parçalarından farklı olarak, önceki plaklarından farklı olarak dance floor friendly şeklinde değil, daha çok dinleme ve hani MTV'de yayınlanan parçalar gibi bir çalışma. Onunla ilgili plak şirketleri görüşmemiz başladı. Teklifler alıyoruz. Şu an değerlendirme aşamasındayız. En son böyle en şey bilgi de bu. Teşekkürler Mert. Ben teşekkür ederim. Backstage programı devam ediyor. Bakalım Murat nerede?